Arkadaşlarım merhaba. Bugün size sağlıklı dışkıyı anlatacağım. Sağlıklı dışkı hastalık dışkılarını anlatacağım. Sağlıklı dışkılarda genelde böyle kabuklu fındık tarzında olur. Sağ tarafında gördüğünüz gibi. Tabii ki sağlıklı dışkıyı anlamak için de kuşlara 3 gün üst üste buğday vermek lazım. Yani hem yeşillik verip hem çekirdek verip kenevir tohumu verip, bezelye verip, yani renk yapıcı ürünleri verip sonra da dışkı tahlili yapılmaz. Sağ tarafta gördüğünüz gibi sağlıklı dışkı bu şekilde olur. Bunun yanında uz solunum yolu ciğer hastalıklarıyla alakalı dışkılar ise beni de kucağından bilmiyorlar. Dışkılar ise sağ tarafta görüldüğü gibi koyu siyah, koyu kahverengi, koyu yeşil olur. Vallahi her tarafım kuşta oldu. Kümese video yaparken sürekli böyle kafamızdalar. Böyle bak. Bırakmıyorlar. Neyse biz konumuza dönelim. Koyu siyah, koyu kahverengi, koyu yeşil olur. Belirtileri göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı gibi kendini gösterir. Bunun yanında uz solunum yolu dediğimiz bu ciğer hastalıklarında ecöfin her 3 ayda bir evcil kümeslere, muhabbet kuşu, kanarya, keklik, bıldırcın, güvercin, tavuk fark etmez, muhakkak kullanılmalı. Yani toza bağımlı kalınan kümeslerde bu tür tedavi muhakkak yapılmalı. Yani arabanın motorunu bakım yaptığınızı düşünün. Bunun yanında salmonella belirtileri. Yeşil dışkı, sümüksü dışkı, köpüklü dışkı, sulu parçalanmış dışkılar. Tabii ki her dışkı da salmonella değildir. Yani onları hastalık belirtileriyle birlikte de karşılaştırmak gerekir. Abi. Ya durun. Abi her tarafım kuşta oldu. Şimdi salmonella belirtileri ise yeşil ne dedik, kanat düşmesi, ayak toparlaması, kuru burun tutma, yeşil dışkı, sümüksü dışkı, köpüklü dışkı, sulu parçalanmış dışkılar vesaire. Titreme, kusma, buna ekleyebilirsin. Yumurtanın içinde yavruların çıkamama işini ekleyebilirsiniz. Bunun yanında dur oğlum dur. Mahvettiniz beni. Bunun yanında 3 günlük yavruların sallamaş olmasını ekleyebilirsiniz. Yani her şeyi ekleyebilirsiniz. Buna da salmonella, E. coli dediğimiz ağır bakteriyel hastalıklar. Kana karıştığı zaman da tedavisi yok. Beyne çıkar, sallamaş, dönbaş, eser geçimi yapar. Bunun da tıbben bu tarz kuşların da kümeste tutulmaması gerekiyor. Mantar ve çiçek kaynaklı sağ tarafta görüldüğü gibi beyaz yapıda veya su gibi durudur. Bunlar ağız içerisinde çiçek beyaz nokta şeklinde, mantar ise sarı yaralar şeklinde gözükür. Bir de görünmeyenleri var tabii. Kursakta, bağırsakta kuşun yumurtlamasına da engeldir. Salmonella'da da yumurtlamasına engel olur. Hepsinde %100 değildir tabii ki yumurtlama engeli. Ama genel itibariyle bu tür belirtiler verirler. Aslında dışkılarda bize hem belirti dışkı rengi olarak hem de siz söyleyin yutkunma sorunları, hıçkırık, nefes darlığı gibi belirtilerle birlikte her dışkı kendi belirtisini de verir. Bunların %100'ünü doğru anlayabilmek için güvercin hastalıkları kitabı bastık. 35 TL bandrolludur. Onu da bizlerden veya 45 bayiliğimizden Türkiye genelinde temin edebilirsiniz arkadaşlar. Güvercin bakmak güzel bir iş, zevkli bir iştir. Bilinçsiz baktığınız zaman hem kuşa yazık hem de sizin psikolojiniz, moraliniz açısından gerçekten yani insanı çöktürtüyor. Düşünceye sevk ediyor. Yani moral bozuyor. Onun için çok basit 35 TL'lik bir kitap alıp o dışkıları da görebilirsiniz. YouTube'dan da YouTube üzerinden Güvercin Ansiklopedisi dediğimiz YouTube kanalımızı izleyip genelini, doğal beslenmeyi, hastalıkları orada dinleyebilirsiniz. Veya WhatsApp üzerinden bize yazıp
Kuşların dışkıları böyle 5 parmak üstten aşağı taze dışkıları yakın ve net çekip bize atabilir. Dışkıyla beraber şu belirtileri var diye yazabilirsiniz. Bakınız, dışkıyı atmak sadece bana yorum yap. Dışkıya bu doğru değil. Yani doktora gittiğin zaman doktor diyor ki neyin var? Demiyor ki dur ben anlarım. Onun için dışkıyla beraber kuştaki belirtileri de yazarsanız iyi olur. Şimdi böyle güzellerim var. Bak böyle dizime geliyorlar. Bırakmıyorlar yakamızı. İşte bu dünyanın en güzel varlığı. En güzel psikolojisi. Evet. Maşallah. Maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah diyelim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oy oy oy. Bir de kızarsın babaya. Bir de kızarsın babaya. Ha? Bir de kızarsın babaya. Kızarsın ha. Kızarsın. Oy oy oy. Kızıyor musun sen? Hı? Kızıyor musun bana? Babaya. Baba oraya gel. İşte öyle kıskanıyorlar. Gel 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 gel. Koş koş koş. Koş 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 koş. Hadi. Neredesin? Koş. Evet. Bu videomuzu da burada keselim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Önerileriniz olursa şu videoyu da çek diye bize yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir hoşça kalın.